フィン。<noise> Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz BİM Spor Stüdyolarına. 10 Ocak Pazartesi günündeyiz. BİM Mahşete başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak ilk olarak hemen Uğur Meleke'ye dönelim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Nasıl geçti hafta sonu? Yoğun bir hafta sonuydu evet, yine. Spor Toto Süperlik'te maçlar başladı. Bir oraya Aynen. bir buraya baka baka. Hepsini konuşacağız değerli izleyenler. Bütün maçları konuşacağız. Bir maç dışında tamamlandı Spor Toto Süper Lig. O karşılaşmada bu akşam saat 20'de Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Güzel olmaya, keyifli olmaya, heyecanlı olmaya namzet bir karşılaşma. Bu maça ilişkin notlarımızı da paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikaları içerisinde. Ama ilk olarak dün akşama döneceğiz. Dün akşamdan sizlere aktaracağımız dün akşam oynanan Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşmasından sizlere aktaracağımız ilk başlık Hürriyet Gazetesi'nden geliyor. Emirhan'ın gecesi başlığımız Kartal Rize'de iki kez öne geçmesine rağmen beraberliğe razı olurken süper kupa maçının yıldızı olan 17 yaşındaki Emirhan İlkan dün geceye de damga vurdu. Beşiktaş 25. dakikada genç yeteneğini yaptırdığı penaltıda Batshuayi ile perdeyi açtı. 56'da Poyan Palo karşılık verdi. 60'da Emirhan bu kez kendisi attı. 68'de Poyan Palo son sözü söyledi. Bu sayfada e, maçla alakalı birkaç not daha var onları da e, aktaralım sizlere. Beşiktaş'ta 16 futbolcu oynamadı. Tam 7 oyuncusunun testi pozitif sonuçlanan siyah beyazlı ekip buna sakatlıklar ve kadro dışılar da eklenince dün e, Didi Stadı'ndaki mücadeleye 18 kişiyle çıktı. Sanki U19 takımı diye Beşiktaş yedek bankının fotoğrafını da görüyorsunuz sayfanın en üstüne. Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Göktuğ Baytekin, Rıdvan Yılmaz ve e, Gökhan Töre en başta oturuyor. Sanki 19 yaş altı takımı diye Yedek Banka'nı da paylaşmış. Bir şok da Umut Meraş ve Vida'dan. Maça eksiklerle çıkan Beşiktaş'ta dün iki isim daha sakatlandı. Çaykur Rizespor'un skoru 1-1 yaptığı golde kaleci Ersin'le çarpışıp sakatlanan Vida oyuna devam edemedi. Bir süre e, saha kenarında tedavi olan Hırvat savunma oyuncusu devam edemeyeceğini söyleyince 63. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı. Umut Meraş 85. dakikada Gökhan Gönül'ün faulü sonrası Sedye ile sahayı terk etti. Umut'un yerine oyuna Rıdvan Yılmaz girdi. Fanatik gazetesi Altın Çocuk Emirhan İlkan demiş başlığında. Karakartal'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Emirhan İlkan Süper Kupa'da aldığı kısıtlı sürede ortaya koyduğu etkili performansın ardından dün Rize Spor maçına ilk 11'de başladı. Başarılı orta saha adeta her hareketiyle fark yarattı. Karşılaşmanın ilk yarısında bir şutu direkten dönen ve takımına bir penaltı kazandıran Emirhan, 60'da da şık bir golle farkını ortaya koydu. Yetenekli futbolcu performansına ek olarak yanlış bir taç kararını da düzelttirerek takdir kazandı. Yine Gökhan Gönül'le mücadelesinde hakeme topun kendisinden taca çıktığını e, aktardı Emirhan. Milliyet gazetesi Batşuay'ı sabır taşırdı demiş. Hakikaten dün akşamın... Hani Beşiktaş eksikti, genç oyuncularla çıktı. Ee, i̇lk yarıda Beşiktaş'ın ilk defa bu sezon ya da uzun zamandır oynadığı üçlü savunma hiç aksamadı. Tam aksine verim aldı. Dünya kadar şey konuşacağız birazdan ama bir de olayın şu boyutu var ki Batu şuayı sabır taşırdı. Sizin bir aydır, bir buçuk aydır belki iki aydır söylediğiniz bir konunun altını çizmiş Milliyet Gazetesi. Çok kolay harcıyor pozisyonları. O minvalde de dün Beşiktaş'ın çok kolay iki tane net pozisyonu vardı. Ee, birazdan evet. getireceğiz ekranlara. Evet hani hakikaten kolay. Kendisi de üzülüyordur muhakkak Muhtemelen. ama kendisi de üzülüyordur muhakkak. Gol kaçırmak e, elbette futbolun kaderinde. Elbette. Elbette var ama biraz daha realist oynamak lazım. Batşuay'ı sabır taşırdı. Rize'de penaltıdan rakip ağları sallayan Belçikalı forvet yüzde yüzlük birçok pozisyonu cömertçe harcayıp Beşiktaşlı taraftara adeta saç baş yoldurdu. Siyah beyazlılar sabırları taşıran Michy Ay'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Emre Kocadağ'dan var tepkisi geldi demiş Beşiktaş yöneticisi Asbaşkanı Emre Kocadağ ki birazdan Beşiktaş'ın eleştirdiği, eleştirdiği demeyeyim itiraz ettiği, pozisyonları da yine getireceğiz ekranlarınıza. Şuradan bakayım. Çaykur Rizespor bu arada 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan diye de yazmış. Son olarak kuşkumuz yok. Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'un hocası Hamza Hamzoğlu kazanabileceğimiz ve kaybedebileceğimiz bir maçtı. Daha çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Hedeflediğimiz yere ulaşacağız. Bundan kuşkumuz yok diye konuştu. Daha önce Galatasaray karşısında iki kez rakip fileleri havalandıran Rizespor'un golcüsü Boyan Palo. Beşiktaş mücadelesinde de sahneye çıktı. 27 yaşındaki forvet 56 ve 68. dakikalarda attığı gollerle takımına bir puanı getiren isim oldu diye yazmış ...Fanatik Gazetesi'nde. Şimdi Uğur Bey ilk olarak... ...şöyle başlayalım derim. Demin de ifade ettiğimiz gibi Beşiktaş... ...ilk defa bir üçlü savunmayla çıktı. 3-4-3, 3-4-2-1... ...ne derseniz. E, Fenerbahçe'de sezon başından beri... ...Vitor Pereira ile aynı e, sistemle oynadı ama... ...ikisi birbirinden farklı oyunlardı galiba. Nasıl verim aldı Beşiktaş? Nasıl bir e, oyun oynadı? Öyle başlayalım isterseniz. Şimdi bu Spordan Antalya Spor... E, ...müsabakası var... 105. dakikada üçlü savunmaya dönülen Süper Kupa maçı. Bir o cepte. Bir de ligdeki Kayseri Spor müsabakası var. Güven Batu 20 dakika ikili oynadığı, çok etkili olduğu ve 3 golü birlikte yarattı. Sanırım tabi e, tabii 16 eksikte bir yandan. Bu verileri dikkate aldı. Önder Karaveli, Halim Okta teknik ekibi muhtemelen bu verileri dikkate aldı. Hadi eldeki 13-14 euro oyuncu vardı zaten. Hani genç oyuncuları şans bulamayanları dışarıda bırakırsak 13-14 senyor oyuncudan bir 11 yaratacak. En ideal 11'i buradan bulmaya çalışıyor. Bir taraftan da işte Antalya maçında uzatmanın ikinci yarısında oynanan bir üçlü savunma var. Başarılı gördükleri bir üçlü savunma var. Bir taraftan da Güven Batuşay'ın uyum var. Herhalde bütün bunları dikkate alarak bence 3-4-1-2 oynadılar bu arada. Yani hücumda Emirhan çift santrifon arkasında oynadı. Güven Batuşay'a çift santrifon ama top rakibe geçtiğinde Emirhan sola doğru güven sağa doğru hareketleniyordu doğru eşleşmeyi yakalamak için. Belki o yüzden izleyenler de şaşırmış olabilirler. Yani bu 3-4-3 mü? 3-5-2 mi? 3-4-1-2 mi? Tam olarak adlandıramamış olabilirler. Bana sorarsan top Beşiktaş'tayken 4 orta sahanın önünde Emirhan serbest. Onun önünde Güven Batçuay'ı çift santifor oynadılar. Ama top rakipteyken çok doğaldır ki savunma yerleşim farklıydı. Onlar biri sola biri sağa hareketlenerek 3-4-3'e döndüler. Ben bu 3-5-2'yi 3-5-2 diye anlayacağım. Ben bu 3-5-2'yi iki ayrı pencereden değerlendirmek isterim. Birincisi savunma penceresi. Şu savunma oynuyorsanız ve büyük takımsanız bunun verimliliği kanat beklerinin hücum katkısıyla ölçülür. Yani dün Umut Meraş ve Rozi'ye hücum katkısı anlamında size ekstra sağdıysa bu doğru demektir. Doğru uygulanmış bir şu savunma demektir. Denediler en azından onu söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş'ın beşli savunma yaptığını söyleyemeyiz dün. Umut ve Rozier'in hücum katkısı yerindeydi. Denediler. Başarılı oldular olmadı ayrı konu. Ama ön tarafta göründüler. Demek ki üst savunma o anlamda verim aldılar. İkinci değerlendireceğim konu da ön tarafın yerleşimi. Ön taraf Emirhan artı Güven Batşuay'ı pas trafiği anlamında doğru bölgelere doğru hareketlenme anlamında birbirlerine boşluk yaratma anlamında seri paslar yakalama birbirlerine anlama anlamında bence iyi puan topladılar. Yani 5 yaşa sezon başından beri aslında çok fazla göremediği kadar uyumlu bir ileri üçlü gördük Emirhan Güven Batuşay'ı. O anlamda da ben beğendim. Dörtlü savunmaya dönebilirsin o önemli değil. Ama bu Emirhan önünde Güven Batuşay ikilisini bence bozmamak lazım. Beşiktaş bir şey yakaladı dün. Maç 2-2 bitti ama ön tarafta uyumlu bir üçlü yakaladı bence. Sakatların ve hasta olanların da geri döndüğünü düşünecek olursak Piyaniş ve Raşit Gezal geliyor direkt olarak aklımıza. Nasıl bir kurgu olur? Tamamen ayrı bir pencere açtım ama onların da geri Şüphesiz döndüğünü varsayarsın. Şüphesiz ki de. evet sorulardan biri bu ama Piyaniş zaten orta üçlü içine değerlendirebileceğim bir oyuncu. Yani ee, o da zaten geri de oynayacak diye düşünebilirsiniz. Bu yani. 3-4-1-2'de de hücumcu kanada yer yok farkındayım. Dolayısıyla Larry'nin zaten form durumu net ameli. Ayrıca çift için içinde düşünebilirsin onu. Onu saymadım bile zaten. Evet. Farklı Ama Gezzal evet tek soru işareti burada. Gezzal'a yer bulmak soru işareti. Şöyle bir örnek vereyim. Ancelotti Real Madrid'in başına geçmişti. Real Madrid'de de e, Bale, Benzema, Ronaldo buluşmuştu o sezon. Gerrit Bale'i çok büyük bir bonservis bedeliyle transfer etmişlerdi. Ve otomatik olarak 11'e koymuşlardı. Bale Benzema Ronaldo'yu yani o zamanki tabirle BBC diyorlardı onlara BBC dizdiğin zaman Angel Di yer kalmıyordu ve o zaman Ancelotti'nin en büyük problemi Di Maria'yı koyacağı yerde orta üçlüğe yerleştirdi Di Maria'yı orta üçlü sağına yerleştirdi yani eğer bir otomatik oyun yakalarsanız bir telepati yakalarsanız bazen böyle ekstralar üretebilirsiniz çözebilirsiniz Angelotti Di Maria'dan müthiş verim aldı o sezon dolayısıyla ee, mesela Gezler'le yer bulmaksa Gezler o kadar uyumlu bir adam ki o kadar futbolu seviyor ki o kadar çok dolaşıyor geziyor ki ona yer bulursunuz. Yani ben tek direktör için problem yaratacak bir konu olduğunu düşünmüyorum Gezzal'in. Buradan da şuraya bağlayayım. Şimdi Halim Oktay'ı ben dün kenarda görünce daha farklı hissettim. Belki spor severler özellikle genç spor severler benim hissettiğimi hissetmemişlerdi. Niye Halim'in futbolcunu hatırlamadıklar? Halim deme ben futbolcu Halim'den bahsediyorum. Sakin bir saygısızlık olarak algılanmasın. Tek direktör Halim Oktadan bahsetmiyorum. Futbolcu Halim Gordon Mill döneminde bir dönem Beşiktaş'ın santrafor rotasyonunda olan bir oyuncuydu. Fakat Gordon o kadar iyi hazırlardık takımı. Hafta içi o kadar iyi çalışır, o kadar taktiğini ezberletir, o kadar otomatik oynatırdı ki. Maçları kenarda izlerdi, ayağı bile kalkmazdı. Gordon çok fazla taktik kenarında görmezsiniz. Hatta yayıncının kameraları herhalde o zaman TRT'ye iniyordu. Şimdi yayıncı diyorum hatırlamadığım için. TRT'ye iniyordu tabii. TRT kameraları Gordon Mill'i zor yakalarlardı biliyor musun? Kalabalığın içinde, kulübede böyle bir de köşeye sinerdi. Gordon Mill'i bulmak, jest sevmeklerini çözmek zor olurdu. O kadar az ayağa kalkardı. Ve bir başka özelliği de hafta içi çok yazılık yaptığı için oyuncu değişliği yapmazdı. Çok nadir yapardı. Çok ekstra bir şey olmaz lazım. İki değişiklik hakkı vardı zaten o zaman futbolda. İki değişikliğin bazen birini kullanırdı, bazen hiç kullanmazdı. Beş yaşta yedek olmak zulümdü. Ve o yedeklerden biri Halim'di. Ve Halim çok iyi futbolcuydu. Ben çok beğenirdim. Oyuna girdi o 5 dakika 10 dakika içinde o kadar iyi performans verir. O kadar kendini hazır tutar. 5 dakika 10 dakikaya gol sıkıştırırdı. Ama santrifogör o zaman Feyyazlı Ali. Metin Tekin de oynayabiliyor orada. Kanat da oynayabiliyor. Acayip bir iyi e, 11'i var Beşiktaş'ın. Evet. Güçlü rotasyonu da yani konuşamıyorsun bile. O kadar otomatik ez sokaktaki çocukların ezbere sayabildiği bir 11'i var ki. Kiralık verdiler Halim Mecburen çünkü oynatamıyor Gordon. Sonra geri döndü. Biraz oynadı sonra bir daha kiralık verdiler. Beşiktaş kariyerinde oynayabilseydi bak iddia ediyorum 100 gol kulübüne falan girebilirdi. O kadar iyi golcüydü. Çerçeve golü Sükan Nazırt'tan. Şimdi dün Halim Oktay'ı kenarda görünce şunu düşündüm bu soruyla bağlantılı olarak. Ya yaşadıklarını aktarsa bu çocuklara, kenarda oturanlara, düzenli oynayamayanlara ya arkadaş bir oturun araştırın bir babalarınıza, dedelerinize sorun yani Halim nasıl topçuydu? Ben iyi topçuydum ama 5 dakika 10 dakika fırsat bulabiliyorum. Oyuncu da değişikliği yoktu. Şimdi 5 tane oyuncu değişikliği var. Her maç oyuncu değiştiriyoruz. Herkes oynuyor. Yani kendinizi hazır tutun. Ben şimdi olsa, bugünün şartları olsa çok daha farklı futbol hayatım olur. Siz şanslısınız. Dakika alabiliyorsunuz diye hatırlatsa, aktarsa çok büyük katkısı olur diye düşünüyorum. Tek ekipte olması bence 5 yaşında özellikle oynayamayan oyuncular için şimdi hastalık sakatlık döneminde var ama Oğuzhanlar için salihler için, canlar için, güvenler için, Serdar Saç bence büyük şans. Yani otursunlar, Halim hocalarının hikayesini dinlesinler ve buldukları dakikaların kıymetini bilsinler. Bir de onu düşündüm, ben onu izlerken. O yüzden şu anda bir oyuncuya yer bulmak kolay ki eskisi gibi değil. Yani çünkü 11 kişiyle oynamıyor takımlar, 20 kişiyle oynuyor. Peki, dünkü oyuna Emirhan biraz daha öne çıktı elbette genç kardeşimiz 17 yaşında ee, ayakları titremeden kendisinden ne bekleniyorsa yaptı daha fazlasını da ortaya koyduğu mücadelesiyle takımının skor e, katkısı da yaptı takımına bir de biraz sanki daha az konuşuldu gibi geliyor Güven Yalçın az önce dediniz ya iyi bir ön, üçlü ön önde iyi bir üçlü buldu Beşiktaş diye orada güvenin rolü, o bağlayıcılığı, birleştiriciliği tahmin ediyorum. Kesinlikle. Süper Kupa maçında da bir önceki, son lig maçında bir öncekinde oynadığı maçta da net bir şekilde görülmüştü. Güven aslında orada çok büyük katkı sağlıyor. Sanki ee, Raşit Gezal evet geldiği zaman yer bulacak ama güvenin de oynamak istediği yer kanat değil. Bunu defalarca konuştuk sizinle. Dün akşam da ortada kendisini daha mutlu hissediyor. Top evet. alacak, verecek, dağıtacak, evet. koşacak. Yeri geldiğinde ikinci santrafor olacak, yeri geldiğinde birinci santrafor olacak. Daha komplike, daha kompakt bir oyun istiyor. Daha fazla sorumluluk istiyor güven. Ve bunun da sinyallerini veriyor. İkinci Santifor gibi oynadı. Batu Şah ile beraber. Ejnebiller link up player diyor. Bağlantı oyuncusu. Tam bir bağlantı oyuncusu öyle. performansı gösterdi. Bağlantı oyuncuları futbol tabi çok önemli. Çünkü artık pozisyon sadakat çok yüksek takımların. Kimse bölgesini terk etmiyor. kimse ana görevin dışına çok çıkmıyor doğru yerleşiyor herkes. Birlikte hareket etmeyi çok iyi beceriyor. Bu durumda da denge bozacak oyuncu lazım. Çünkü bir taraf iyi yerleşiyor, diğer taraf da iyi yerleşiyor. Ne oluyor? Birbirleri arasında boşluk bulamıyorlar. Taktiksel olarak çok iyi dizilen takımlar. Bu tarz taktiksel olarak çok iyi dizilen iki takımın yaptığı başarı kim bozar? Ya çok ekstra yetenekler bozar. Zidane bozar. Ronaldinho bozar. Messi bozar. Çok ekstra yetenek Ya da senin liginde o seviyede oyuncu Vakayeme bozar. Gezzal bozar. Ee, rakip takımın dengesini. Ya da İrfan Can Kahveci bozar ya da bağlantı oyuncuları. Bağlantı oyuncusu yani birinci ikinci hat arasını veya ikinci üçüncü hat arasını bağlayan yarım boşluklara giren oyuncu. Mesela stoperle sol bek arasında koşu yapan oyuncu. Ön liberoyla stoper arasındaki o boşluğu değerlendiren oralarda topla buluşan oyuncu. Güven tam o. Ön liberoyla stoperler arasındaki boşluğa giriyor. Batu biraz arkası Emirhan'ın biraz önü. Veya işte Josef Necmi'nin biraz önü. Çaykur Rüzet'sinden bakarsan Djokovic'le Bayanu'nun biraz arkası Selim Leolme'nin biraz önü. Çünkü orada bir boşluk var. Stoperlerle ön liberolar arasında. Bir kararsız alan var. Onların arasına düşen toplarda arasında oynayan oyunları çünkü ön liberolarla stoperler arasında anlık da olsa bir kararsızlık geçiyor. Güven tam o kararsızlığa giriyor. Griezmann'ı o tip oyuncu olarak, sembol oyuncu olarak tarif edebilirim. Uluslararası örneği bunun Griezmann. İkinci center for. Güven oralara giriyor. Çok süratli değil ama garip bir dribling kabiliyeti var. Böyle sallanarak gidiyor ama topta kaybetmiyor. E, fiziğini iyi kullanıyor, kalçasını iyi kullanıyor falan ikili mücadelelerde. İyi sürüyor, top ayağına açılıyor gibi oluyor ama kaptırmıyor değişik bir dribbling stili var gerçekten. Sinir bozucu. <laughs> hani onun karşısında defans oyuncusu olsan şaşırırsın. Topu kapacağım gibi hissediyorsun, kapamıyorsun. Yani kontrolünden kaçırmıyor. Top ayağından açılıyor ama kontrolünden kaçırmıyor. Son anda o pası veriyor. Son anda dokunuyor falan. Ve dün de gerçekten de bu rolde etkili oynadı. Batu diye bu bakar olsa böyle cümleleri kullanmayı çok sevmem. Batu Şuay da etmek istemiyor ama hani güvenle oynasa bu bakar büyük şans olurmuş. Gol kralı yaparmış Abu bakar. Ki o kadroda vardı yani. Vardı kiralandı geri döndü vesaire. Dolayısıyla az önce dedi ki Raşit Gezal eksikler geri döndüğü zaman Beşiktaş'ın eksikleri, sakatları ve hastaları iyileşip geri döndüğü zaman bir de güven meselesi var. Sadece Emirhan değil Raşit Gezal, Emirhan ve güven. Üçlü savunma oynamayacak ya Beşiktaş her zaman. Dörtlüye dönecek. Zaten hücumda bir ekstra pozisyon olacak. Şu anda üç hücumcudan bahsediyoruz. Ama dörtlü savunma oynarsan dört hücumcu slotu var, dört hücumcu pozisyonu var pekala onları uygun bir şekilde yerleştirirsin. Yani Gezzal sağ çık mı oynayacak diyelim ki. Sağ çık oynayacak. Yani Emirhan daha genç bir oyuncu sola koyarsın. Gezen dolaşan rolde oynar dün de mesela. Emirhan top kendilerindeyken on numara, top, top rakipteyken sol gibi oynadı ve çok fazla sola depresi oldu ve aslında solda bir dengesizlik yarattı Beşiktaş. Birçok pozisyonda o soldaki dengesizlikten kalabalıktan üretti. Çok şeye takılmamak lazım. Ee, saat 18.51'de gösterilen, ekranda gösterilen formasyona çok takılmamak lazım. O formasyon santradaki formasyon. Ama maç içinde öyle iyi bölüşürsünüz ki bölgeleri öyle iyi yer değiştirirsiniz ki o 18.51'de ekrana yansıyan formasyon alamsız olur. Doğru uygularsanız doğru kaymaları yaparsanız bence yapabilirler. Emirhan akıllı oyuncu Gezzal büyük yetenek Batu Şua'ya güven iyi oyunculardan bahsediyoruz. Beraber oynamayı becerebilirler. Ancelotti Maria'yı orta sahaya koydu yani ve başardı. Ez cümle değerli izleyenler Uğur Melek'in de anlattığı üzere dün akşam Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşmasında aslında Beşiktaş gayet iyi oynayarak dünya kadar pozisyon bularak özellikle ilk yarıda uzun oyna, rakip yarı sahada, Rize yarı sahasına, ceza sahasına yakın bölgede indir pozisyon bul. Uzun oyna, indir pozisyon 2 3 Pasla bir sürü pozisyon üretti. Zaten penaltının gelişi de kazanılan penaltı da yine uzun topla indirildi e ceza sahasında. Orada 2-3 pas içerisinde buldu Beşiktaş. Yani maçı izlemeyen seyircilerimiz için belirtelim kötü bir oyunla 2-2 kalınmış değil. Tam aksine iyi oynayarak dünya kadar pozisyona girerek ve evet. kaçırarak 2-2 kalınmış bir karşılaşma oldu. İstatistiklere bakalım. Maç sonu ilk yarıda yüzde %47 Rize, Çaykur Rize Spor topla oynadı. Beşiktaş Beşiktaş %53'tü. İkinci yarıda bu değişti. Uğur Bey, Rize Spor 52'ye 48 topla oynamada üstünlük kurdu. Yalnız şutlarda ilk yarıda sadece 3 şutta 1 isabet bulabilmişti. İkinci yarıda Rize 10 şutta 5 isabete çıkardı. Beşiktaş ilk yarıda 11'de 6 iken şutlarda ikinci yarıda 22'de 10'a ulaşmış. Gol beklentisi ilk yarıda 0-11'di Çaykur Rizespor'un 2-12 idi Beşiktaş'ın. Maç sonu itibariyle 0-11'den 1-52'ye çıkardı. Rize bunda da 2 gol buldu. Beşiktaş ise 3-69 ile tamamladı. 2-12'den 3-69'a e, yükseltti. Rakip cezasında topla buluşma. Beşiktaş tam 43, ilk yarıda 24 idi. İkinci yarıda bunu 43'e yükseltti. Çaykur Rizespor ilk yarıda sadece iki kez rakip ceza sahasında topla buluşurken maç sonu itibariyle bunu 8'e yükseltti yani öyle beşiktaş'ın net pozisyon verdi şöyle bakıyorum golleri saymazsak eğer yok denecek kadar az. 32. Değil mi? dakikada Poyan Palonun ceza sahası yayından vurduğu şut var. Ersin son anda dokunarak kornere çeldi. Onun dışında da açıkçası ben not almamışım. O ilk şutuydu Rize'nin bu evet. arada 32'de. O dakikaya kadar şutu yok. Böyle bir o dakikada oyun... şutlar 9 0dı Oldu. 9-0-5'te şut sündü. Şimdi iki istatistik burada aslında maçın özeti. Bir tanesi rakip ceza sahası topla buluşma. 43'e 8. Bir tanesi gol beklentisi. 3 69 gol beklentisi yapmış Beşiktaş. Demek ki yani bunlar gerçekçi veriler bana sorarsan. Bazen Değil. şut istatistiği yanıltabilir. Topla oynama yanıltabilir bazen. Bazen pas yanıltabilir. Korner yanıltabilir. Ama bu bu gerçekçi rakip cezasız topu buluşma ve gol beklentisi. Beşiktaş'ın i̇şte verimli oyunu, özür dilerim. İyi oyununu ama verimsiz. O bahsettiğiniz hücumunu öndeki. bel geliyor. Bahsettiğiniz öndeki üçlünün uyumu. Batshuayi, Güven ve Emirhan 53. dakikada bir pozisyon oldu. Hatırlıyor musunuz? Güven e, savunmaya baskı yaptı. Emirhan topu kazanabileceğini düşündü. Geri pas Emirhan kaptı. Bir anda Batshuayi kaleciyle evet. karşı karşıya kaldı. İşte harcadı denilen e, pozisyonlardan bir tanesi da Penaltı noktası Çok üzerinden. Çok ama. Çok net pozisyondu ve bir baskıyla iki oyuncunun pratik ve akıllı davranmasıyla ha bu işte. Bu Şimdi pozisyon. Batu kalitesinde bir oyuncunun yani, bu topu böyle yukarı vurması ve buraya gelene kadar daha da dünya kadar kaçmıştı yani. Ben bunu ne bileyim bir tercih hatası olarak değerlendiriyorum. Şanssızlık olarak değil. Batu Şahin klasında bir oyuncu. Premierlik ve Belçika milli takımı tandanslı. Bu topu 11-12 metreden o şekilde vurması yani tercih Rahat değil mi vuruş anında? bak tabii zaman, çok opsiyonu alanı olmalı. Zamanı var. Düşünebilecek ve gerçekleştirecek. Özgüven eksikliği de olabilir tabi Bir santrfor için özgüven her şey. Çok hani saçından başından tipinden özgüven eksikliği vardır gibi hissetmiyorsun. Çok cool bir tip ya. Rapçi gibi ama belki de özgüven eksikliği yaşıyor. Çünkü şu vuruş yani yere bakıyor. Bu kadar şiddetli yukarı vurması biraz özgüven eksikliği işareti Yine benzer üçlünün ürettiği pozisyonlardan bir tanesi de 63. dakikada Güven bu sefer kaleciyle karşı karşıya kaldı ama bahsettiğiniz tercih meselesi herhalde tam manasıyla Güven'in şutunda görülüyor. Çünkü dün akşam Süper Lig programında Feyyaz Hoca da söyledi. Kalecinin eliyle uzanabileceği sol tarafta hatırlayın pozisyonu. Ha bu pozisyon işte. Sol tarafa oyuncu gidiyor, kapatıyor. Güven burada karşı karşıya, alan var, zaman var kalecinin elle uzanabileceği yere vurdu. Halbuki diğer tarafta oyuncu var diye. Hani belki oraya nişanlasa dedi. Feyyaz Hoca penaltı ihtimali de vardı. Çünkü futbolcu normal kaleci tek kaleci oynayabiliyor ya elle. Tabii. tabii Tercih ki. meselesi burada. <laughs> Bahsettiğiniz ya. dripling de burada evet. görünüyor değil mi? Feyyaz Uçar tabii çok üst Usta düzey bigolcuydu. bir evet. oldu. Usta golcüydü. Bu tarz topları bir de Feyyaz Uçer'ın şöyle bir var. çok soğukkanlıydı. Öyle. Anlık kararları böyle çok soğukkanlı verirdi. Bu, buz adam gibiydi. Feyyaz Uçar o yüzden tabii kendi kalitesine kendi standartına vuruş bekliyor ama öyle bir döneme denk geldi ki Feyyaz Uçar, Feyyaz var, Ali var, Tanju var, Rıdvan var, Aykut var. Aynı dönem oyuncuları yani. evet. Bunlardan bir tanesi iki tanesi milli takımda yer bulabiliyordu. Hatta Tınas Sırpan bir ara böyle hepsini birden oynatmaya kalktı. Garip Türkiye milli takımı böyle 4 forvetli 5 forvetli çıktığı maçlar oldu. Yoksa öyle bir döneme denk gelmeselerdi mesela Feyyaz, Aykut, Tanju aynı döneme denk geliyor. Ayrı ayrı dönemlere denk gelseler üçü de milli takımda acayip Doğru. bir ses yapardı. Aynı döneme denk geldikleri için düzenli oynayamadılar. Ama işte bu ara maalesef bırak üçünü birden bulmayı birini bile bulamıyorsun. Ee, o düzeyde santriforlar yok. Velhasıl ee... Rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinin ve gol beklentisi istatistiğinin ortaya koyduğu gibi Beşiktaş bu ve bunun gibi ilk yarıda da vardı. 10. dakika, 60 13. dakika bir topu direkten döndü bu arada. Emirhan'ın e, vurucu evet, hatırlayın süper ilk yarıda. Kafayı. Evet. E, talihsiz bir an oldu Emirhan genç Emirhan açısından. Beşiktaş iyi oynadığı bir maçta puan kaybetti 2-2. Şimdi e, teknik ve de taktik olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa birkaç tartışmalı pozisyonumuz var. Bu maçtan o pozisyonları getirmek isterim Uğur Bey. Bakalım. Ya da istiyorsanız sonra da döneriz oyunla alakalı e, ya Tabii. da bir oyuncuyla alakalı e, konuşma. Ha Montero. Montero eee Süper Kupa maçıyla birlikte yine ayakları yere sağlam basan, ne yaptığından emin Güzel bir profil çizmiyor mu Montero? Açıkçası ben hiç beklemiyordum böyle bir oyun Montero'dan. Ya Rize Spor da çok üst zorlamadı yani. aslında. Çünkü evet. neticeyle ayrıldılar ama Rize Spor yani kompakt oyundan uzak, blokları çok fazla boşluk bırakan. O yüzden Wellington da dün akşamın iyi oynayanlarından birisi olarak göründü diyebilir miyiz? Yoksa Wellington haksızlık etmiş olur muyuz? İşte şu onu anlamda. bilemiyorum. Beşiktaş savunmasını test etti mi Rize Spor sence? Şu Duran anlamda. Toplar dışında. Savunma açısından değil topların geri kazanılması ve atak sürekliliğinin sağlanması açısından çabuk geri kazandı, geçen evet. sezon Wellington'dan örnekler verdi. Joseph ve Wellington. Joseph de çok iyiydi evet. Beşiktaş çok çabuk geri kazan Toplar. Biraz da rakip herhalde Velinton'un e, ön plana çıkmasını Evet sağladı. o da mümkün işte. Ay tam ayıramıyorsun. Rizespor da çok uzak kaldı. Çok rahat bir görüntü evet. verdi. Yani böyle e, yaz hazırlık kampı dönemi verdi ve iki ikilik bir sonuçla ayrıldığı için Hamza Hoca herhalde yanılmayacaktır. Haftayı şu analizlerini yapacaktır. İki tane duran toptan bulunan gol. Ama akan oyunda da Rize Spor neredeyse pozisyonu yok. Ve Beşiktaş'ın da 5 beş tane atabilecek kadar pozisyonu var. O yüzden Rize Spor mu fazla zorlamadı? Beşiktaş savunmasını ve orta sahasını. Beşiktaş savunması ve orta sahası mı geri kazanmakta çok iyiydi? Onu ayırt etmek çok kolay değil. İkisini Bileşenler de söyleyebiliriz. İkisi de, evet. ikisinde payı var. Evet. Şimdi ilk olarak Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu burada bayanı yani tartışmalı bu tartışmalı değil elbette yani hani sadece Bey'e sormak için ben ekrana getirmek istedim elde oynuyor mu penaltı kararıyla alakalı olarak. Burada Şimdi eminim. burada ben, buyurun. pozisyona 3 tane soru soruyoruz elde oynama pozisyonlarına kolun konumu konu doğal mı el mi topa gidiyor topma ile gidiyor bu soru da bence yani sanki el topa gidiyor. Avantaj sağlıyor mu sorusu var mı burada elde oynadıktan sonra kendisine ya da arkadaşına avantaj. Avantaj e, bazen avantaj sağladığı pozisyonda da elle oynama olmayabilir. Üç soru şu: bir el mi topa gidiyor, top mu ele gidiyor? İki kolun konumu doğal mı? Üç karar verebilecek kadar zamanı ve mesafesi var mı? Şimdi karar verebilecek kadar zamanı ve mesafesi yok. Yakın kolun yani. konumu Kolun konumu doğal sayılır ama bence el topa gidiyor. El topa gidiyor. Buradaki ve blokluyor orada. Yani evet. büyümüş sayılıyor değil mi o zaman? Evet el topa gidiyor gibi. Topun geçmesini engelliyor ve bloklamış oluyor. Galiba hakem de onu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla burada e, sizin de herhalde bir şeyiniz yok değil mi? Yok. Sanki el topa gidiyor burada. O yüzden elle oynama kararı doğru. Dün akşamın en çok tartışılan e, pozisyonlarından birisi gelecek. Şimdi ekranlarınıza dakika 56. Yani sevgili reji pozisyon 22. E, Çaykur Rizespor'un birinci golünde. Faul var mı yok mu? Burada bir çarpışma oldu. Bu açıdan, hakemin baktığı açıdan e, görünmüyor. Ancak e, Bin Spor kameraları yakaladı elbette. Kale arkasından görebilirsek sevgili dostlar. Orada, ha şimdi bakın burada. Joseph de Souza en sağda Rozier'in öndeki Beşiktaşlı oyuncu. 5 Beş numara yerde kaldı görüyorsunuz. Poyan Pala'ya top çarptı. Tekrar bakın şimdi itmeyi göreceksiniz. İki elle. İki elle. Poyampolo, sırtına. Herkes topa bakıyor bu arada. Bir kuvvet uyguluyor. Ve boşa çıkıyor resmen. Evet orada herkesi etkiliyor. Alan yaratıyor. Üç tane Beşiktaşlı oyuncu birbirine giriyor orada. Evet. Burada hani şeyin arkasında kalıyor. Orada kalabalığın arkasında kalıyor. Belki Alper Ulusoy'un onu görme şansı yok. Ancak. ya yani burada diyorum ki bir foul var. Alper Ulusoy'un görme şansı yok. Haklısınız. Peki var A video, video hakem zaten bunun için var. Yani video hakem uygulamasına geçilmesinin en temel sebeplerinden biri zaten bu duran toptaki kargaşa. Tam kargaşa demişken o zaman ben size bir kargaşa yaratacak ifade daha söyleyeyim. Ee, hakemlere, seminerde itmelere karışmayın. Çünkü elinizde şiddet ölçer yok denmiş. İtmenin şiddetini ölçme şansınız yok. Olur mu canım öyle şey? Hadi buyurun buradan. Kim bunu söyle? Dün akşam Trio programında konuşuldu. Ama burada şey hakemlere derken video hakemlerine mi Sağdaki E hakemlere. o kadar detayını hatırlayamayacağım ya. Yani. Lale Hocam mu? seyrediyordur. lale Hocam varsa bir hemen şey yapın. E, yazın. Bir bilgi elinizde. Ya da e, benim en azından burada e, izleyicilerimizle ve Bey'le paylaşabileceğim bir şey O zaman tekmelere de karışmayın. Elimizde hiçbir e, yani. ölçer yok. Bu mantıkla yani. Ha, ayakla ha elle aynı şey değil mi? Çok onun ayırdığı nasıl? nasıl başka bir şeydir o ya. Orada nasıl yapılacak çok yok, merak ediyorum Orada benim. başka bir detay vardır. Öyle bir şey söyleyeceklerini sanmıyorum. Ama e, bu pozisyonda zaten video hakem bunun için var. Zaten gol olmuş. Bence yani Alper Ulusoy'un yapabileceği bir şey yok. Top filere gitmiş bir kargaşa olmuş. Onu net bir şey görememiş. Orta sahayı göstermiş. Bekliyor ki video hakem incelesin. Video hakem Özgüç Türkal ki bu sezon en fazla monitör görevi yapan hakemlerden biri. Zaten şeyi o vasfı o monitör görevi. Sağ hakemliği yapmıyor. Video hakem. Evet. Özgüç Türkal video hakem kadrosu da, yanlış bilmiyorsam. Özgür Türk abi 20 kadar video hakem görevi var. Şimdi golü inceleyecek, orada itmeyi görecek. Hakemi davet etmesi lazım. Ben anlamadım mesela neden neden davet etmiyorlar? Gerçekten ilginç bir burada yalnız. elde bir delil var yani Boyan Palonun Josefi iki elle setine, kendine avantaj sağlıyor. Evet net bir itme var ve orada bir o itme de bir kargaşa yaratıyor. ona çarpıyor, ona çarpıyor çarpışma oluyor. Bana öyle geldi. Özgür Türkler abi niye burada davet etmedi? Ben i̇lginç bir yanık bulamadım gerçekten o anlamda ilginç bir durum oldu. Dün akşam trio programında da bizim hakemlerimizle ortak fikirle golün iptal edilmesi gerektiği görüşünü paylaştılar. Bu açıdan net bir şekilde görünüyor. Bu açıyı şey de görüyor. Siz söyleyin. Zaten hakem, hakem göremez göre genelde. Hakemin kaçırması normal. Zaten video hakem bunun için var dediğim gibi. Özellikle bu tarz pozisyonu yakalasın diye var yani. Monitör hakem bunun için var. E bu da zaten bir şey yani televizyon faulü. Televizyonda görebilirsin, evet. yani, monitörde görebilirsin. Özgüçtür Park'ın görmesi gerekiyor. Bayağı net bak iki eli sırtına yaslıyor ve itiyor Josefi. Enteresan. Bir sonraki pozisyonumuz maçın son bölümlerinden 83. dakikaya gidiyoruz. Yani sevgili reji 32 numaralı pozisyon. Burada da Josep de Souza'nın penaltı beklediği bir an var. Burada... Wellington'un şimdi bakın e, Wellington iki elini açtı ya gördünüz mü? Evet. Wellington'un önünde hemen 14 numara Dabo değil mi? Evet. Dabo'ya faul yaptığı gerekçesiyle. Hakem onu işaret ediyor eğer ben yanlış anlamadıysam. Öbür tarafta Cemali ile Josef'i e, mi? Evet. Orada da Cemali Josef'i çekiyor. Yani topla oynama niyeti yok. Şimdi önce Cemali ile Josef'e odaklanın. De oynatalım. Burada topla oynama niyeti yok herhalde değil mi? Başka açısı var mı? Bir çekme var mı? Bir ne? tane daha arkadan bir açımız daha olacaktı galiba. Hmm, sağ kolundan çekiyor. Evet, sağ kolundan çekiyor. Heh burada. Gördün mü? Evet, çekmiş. Bayağı dengesini bozmuş, değil mi? Dolayısıyla burada şeye odaklanmak, Josefe, Cemali, Joseph ikilisine odaklanmak yerine hoca Wellington, ee, Dabo ikilisine odaklanıyor da yani orada var mı faul sizce? Ya da en Wellington, azından var. Wellington Dabo pozisyonunda. Evet. Devam. Ya Türkiye'de duran toplarda o kadar çok... Biraz kolay bırakıyor galiba. Hayır o kadar çok ikili temas oluyor ki zaten ben hakemlerin öyle mükemmel bir şekilde çözmesini beklemiyorum. Ama burada da yine video hakem devreye girebilir miydi? İşte bilmiyorum ki. Ben artık bu sorunun cevabını hakikaten bilemiyorum yani. Şimdi şu yüzden bilemiyorsunuz. Çünkü video hakem net ve bariz koşulu konmuş ya. Evet. Az önceki pozisyon Poyan Palo Souza pozisyonda mesela daha net ve bariz. Daha doğrusu orada kaçırılmış hadise, mist incident. Yani hakemin göremeyeceği bir şey, tamamen kaçırdığı bir şey. O yüzden video hakem devreye girmeli dedik. Şimdi burada net ve bariz kriterine uyar mı? Sanırım IFAB IFAB bu net ve bariz e, kriterini, bu sözcükleri değiştirmeyi düşünüyormuş. Bu arada bomba bir gelişme. Ama gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum. Çünkü kağıt üzerinde mantıklı gözüküyordu net ve bariz kriteri ama uygulamada kafa karışıklığı yaratmaya başladı. Çünkü İFAP ve FIFA diyor ki hakeme sen diyor bir pozisyonun %51 faul olduğunu hissediyorsan faul ver. Video hakeme diyor ki hayır diyor sen %51'le hareket etme. Sen net ve barizse sadece uyar. O yüzden kargaşa doğmaya başladı. Şimdi bu pozisyonu hakem verse Cemal'i Josef pozisyonunu tamam iyi yaptı. Yakaladı. Josef'in kolundan çekiyor. Verdi. Penaltı diyeceğiz. Hı hı. Herkes diyecek hakem yorumcuları. Peki video hakem çağırmalı mı diye soruyorsun hakem yorumcularına. Bu sefer tereddütte kalıyorlar diyor ki acaba bu net ve bariz kapsamına tanımına girer mi diye tereddütte kalıyorlar. Hakemin analiziyle video hakemin analizi birbirliği örtüşmemiş oluyor. Hakem yorumlarken farklı bir şey söylüyor hakem yorumcusu, video hakem yorumlarken farklı bir şey söylüyor. Orada sanki bir çelişki oluşuyor gibi geliyor ve kamuoyu da tam algılayamıyor bunu. Şimdi öyle bir çalışma varmış. Belki de ifabın video hakem protokolünün kelimelendirmesini değiştirmesi gündeme gelebilmiş yeni sezonda. Net ve bariz yerine oraya başka kelime koyma. Her net ve bariz kapsayıcı, geniş spektrumlu bir ifade. Madem bunu değiştirmeyi planlıyorlar o zaman pozisyona göre bazı ifadelendirmeler yapmaları lazım. Yani o listeyi belki uzatmak daha ayrıntılı, daha detaylı bir çalışma yapmak sanki daha doğru olabilir. İşte Eğer gri alanları azaltmayı planlıyorlarsa. Şimdi ki video ben planlamadıklarını aken, düşünüyorum biliyorsunuz. Video bu pozisyonu izledi diyelim ki. E, izledi. i̇zledi. Net ve bariz olduğunu düşünmüyor. Ama %70 penaltı olduğunu düşünüyor. Çağıramıyor orta hakemi. Çünkü ona denmiş ki %70 penaltı olduğunu düşünüyorsan çağırma. Net ve barizse çağır. Clear and obviousse çağır. Öyle bir sorun var. E peki. Şöyle... Kelimelendirme değişirse sonra net ve bariz kriteri değişirse video aken bunun penaltı olduğunu düşünüyorsa %70 o zaman davet edecek. Rize Beşiktaş ve bu maçı unutun. Bu pozisyonu unutun. Bir pozisyonda 80 eminim dese. İşte çağıracak o zaman. Antitezi. Ya kardeşim bu nasıl 80? Sen buna nasıl 80, %80 emin oldun diyebilecek. Bunu ölçebilecek bir kontrol merci var mı? Asla yok. Ama hiçbir e... karar için yok. Futbol böyle zaten. Hakemin verdiği kararları da hep öyle değil mi? Hep yorum. Hep yorum yani. Çok azı zaten siyah beyaz pozisyonların. %80'i zaten gri. Konunun sağlamasını yapmak istediğiniz zaman da bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Ama futbolun güzelliği burada. Sağlama işlemi vardır ya bir işlem yaparsın sonra tersten yaparız siz daha bilirsiniz. Tersten yaparsın doğru mu değil mi diye sağlamasını yaparsınız. Sağlamasını da yapamıyorsunuz. Ama futbol matematik değil. Tamam futbolun güzelliği burada da aynı şekilde kesin ölçülebilirlik ve sonuç alınmasını bekliyoruz hepimiz öyle değil mi? Ya yani bu hataların olmamasını bekliyoruz. O Bunu zaman bekleyemeyiz. Biz bakış açımızı değiştireceğiz. Bekleyemeyiz. E bu Çünkü insan unsuru, temaslı oyun, o temasları nasıl siyah beyaz şeklinde tanımlayabilirsin? Belki 4. Sanayi Devrimi ile beraber bu temasların şiddetini ölçen çipler yerleştirilirse sporcuların üzerine. Mesela şimdi bu temas yaptı ya, bu temas kenardaki monitöre gidecek. Şu kadar Newton güç, uygulandı. güç uyguladı. Onunla ilgili kaide yazılacak falan belki o zaman ama bu çok şey fütüristik bir fikir. E, faydalılığı da tartışılır, ama futuristik e, fikirlerden azade bir şekilde şu anki gerçekler ışığında konuşursak hakemlik yorum işi zaten çoğunlukla zaten siyah beyaz alan genelde az, genelde alanların çoğu gri. Çok koptuk. <laughs> Çok koptuk. Evet. Sonuçta bu pozisyonla alakalı olarak e, penaltı daha doğru karardı mı dememiz lazım. Gerçi hakem verse evet. Wellington Dabo mücadelesinde acaba ayakta bir şey var mı? Ona bakmadım ben. Yok, ayaklarda bir şey yok. Kronolojik olarak Wellington Dabo daha önce değil mi? Evet. Öyle mi? Bakalım. Yok, aynı anda Jerry. Yani yok. Bir de o da önemli. Sarılmış Cemali Bakalım. Bakalım. Ya. Yani neredeyse aynı ama Neredeyse aynı. Tutuyor öyle Cemali. öyle karmaşık ki ama Wellington Dabo'da da bir şey göremedik. Görebildik yani mi? Kendisini yani şurada bakın onu da elini omzuna koymuş ama sanki gitmesini engelleyecek bir durumu Bak bıraktı kendisini el omzundaki. Yani çekme yok gibi görünüyor. Sanki, sanki orada bir şey yok gibi. Öbür tarafta ise Cemali evet. Soza ikisinde bir çekme var. Bu da e, dün akşamın kaçan e, pozisyonlarından bir tanesiydi. Son olarak bu maçtan hakikaten uzattık biraz hızlanmamız lazım. Bu maçtan e, pozisyon 33 sevgili dostlar. 86. dakikaya gidelim. E, burada kırmızı sarı kartlar. Burada Gökhan Gönül ikinci sarı kartı alacak. Ondan sonra da ortalık biraz karışacak. Ya Monterey. burada Gökhan evet bir zamanlama hatası. Rakibinin bileğine bastı. İkinci sarı kart doğru. Ama sonrasında yaşananlar Gökhan'ın ve Boldrin'in Montero ile girdikleri ikili mücadeleler. Ama sonra Montero devam ediyor. Belki devam etmeseydi sarı kart görmeyebilirdi yani. Son Erik Sabo'yla çatışması olmasaydı şuraya kadar Montero sanki masumdu. Sonrasında çıkan kartlarda şimdi faul oldu. Gökhan sarı kart gördü. Montero bu arada topu dikmişti. Friki'yi kullanmak için. Gökhan dikilmiş topa vurdu. Gökhan Tepil dikilmiş topa vurunca Montero ona tepki gösterdi ama fiziksel bir tepki değildi. Evet bak şimdi Gökhan topa vuracak. yani çok aşırı bir tepki değil ama Boldrin ile Gökhan şimdi bak burada Sabo ile de devam edecek. Evet Montero biraz talihsiz bir sarı gördü burada ama göstermek zorundasın artık o kadar kavgaya karıştı. İki takım açısından da tabii hoş olmadı. Talihsiz oldu. Gerginlikten bahsediyorum. Oyun içerisindeki sarı kartlardan bahsetmiyorum. Keşke olmasaydı. Kart oluyor. Yani o disiplin cezaları oluyor. Gökhan Gönül zaten Umut Meraç sakatlandı bu pozisyondan sonra. Ters. Gökhan niye o topa vurdu ki? Gökhan zaten farkındaydı faulün. Evet. Zaten üzülmüştü. Hakem geldi çok normal bir sarı kart gösterdi. Gökhan kalibresinde, Gökhan centilmenliğinde bir oyuncu. Orada geldi topa vurdu. Montero ile çarpıştı daha falan ortalık karıştı. Karşılaşma 2-2 işte. sonuçlandı. Değerli izleyenler, Uğur Bey var mı? Gerek oyunla, gerek oyuncuyla, gerek e, tartışmalı pozisyonuyla eklemek istediğim bir şey çünkü araya gideceğiz. Lütfen. Gidelim bir araya. Değerli izleyenler, ardından da neyle devam edeceğiz? E, ardından da e, Galatasaray ile devam edeceğiz. Değerli izleyenler geride bıraktığımız Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasının e, ikinci yarısının ilk haftası bir maç dışında tamamlandı demiştik. Galatasaray GZT Giresun'la karşı karşıya geldi ve sağdan e, mağlubiyetle ayrıldı. Başlığımız Sabah Gazetesi'nden geliyor. Gol atamıyor. gına getiriyor. Galatasaray'ın girdiği pozisyonları rakip kaleye gönderememesi Fatih Terim'i isyan ettirdi. Giresun spor maçı sonrası bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu söylemekten gına geldi diyen İmparator, öğrencileri İmparatorun öğrencileri bu sezonun en çok hücum girişimi yapan takımı olarak zirvede, bunu değerlendirmede ise son sırada yer aldı diye bir istatistikte paylaşmış görüyorsunuz burada. Galatasaray'ın pozisyonları gole çevirme oranı yıllara göre 2017-18, 18-19, 2019-20, 20-21 ve 21-22 gördüğünüz gibi en düşük gole çevirme oranı bu sezon. 4 ay sonra sahalara dönen Arda Turan'ın GZT Giresun spor maçındaki fiziksel görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu durum e, İspanyol basınında da kendisine yer buldu. En az 5 kilo fazlası olduğu anlaşılan Arda formayı içine sokamadı. Sezonun ilk yarısını tedaviyle geçiren 34 yaşındaki oyuncuya göbeğinden dolayı eleştiriler yağdı. Arda Turan 2020 yazında Galatasaray'a döndüğünde sıkı bir diyetle Atletico Madrid'deki ideal kilosu 75'e inmişti. Arda'nın eksiği yok fazlası var demiş gazete. Zaten hani e, sanıyorum maçı izleyen herkes 3 aşağı 5 yukarı görmüştür bu durumu. Hürriyet gazetesi kimseyi feda etmeyecek. Fatih Terim'in yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la ilgili düşüncesinde değişiklik yok. Yönetimin yetersiz bulup alternatif aradığı iki antrenörle yola devam etmeye kararlı. İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü günde kabahat bunlarda gibi bir eylemde bulunmam diyerek. Ateş ve İnan'a, Necati Ateş ve Selçuk İnan'a sahip çıkan Fatih Terim ayrıca istifayı düşünmediğini ifade etti. Ee, hemen sağda az önce okumuştuk. Sabah gazetesinden Arda Turan'ın "Burada mücadele etmekten hiç vazgeçmeyeceğim." sözü ifadesi yer bulmuş. Geri dönüşü çok zor bir sakatlık yaşadım. Gece gündüz çalışıp geri döndüm. Galatasaray için mücadele edeceğim." diye yazmış gazete. Şimdi Uğur Bey maçla isterseniz başlayalım. Önce maç sonu istatistikleri bir rica edebilir miyiz acaba? Rejimizden Toplu oynama ilk yarıda Galatasaray yüzde 64. 64'de 36'ymış. İkinci yarı 63'e 37 bitmiş. İlk yarıda Galatasaray 9'da 1 isabet bulurken şutlarda 22'de 7 yapmış. Giresunspor ilk yarıda 2 şuttan 1 isabeti vardı. Onu 6 şutta 3 isabete çıkarmış. Gol beklentisi 0 müş Galatasaray'ın ilk yarıda. 0 müş Giresunspor'un ilk yarıda. Galatasaray onu bayağı katlamış. Giresun'un aynı şeyi yaptığını söylemeyiz. Rakip ceza sahasında topla buluşma. İlk yarıda Galatasaray 12 kez topla buluşabildi rakip cezasında. İkinci yarıda, ikinci yarıda bunu katlamış. 5 kez Giresunspor buluşmuş. İkinci yarıda o da 2'ye katlamış ama hani Galatasaray kadar yüksek çarpanla değil. Paslarda %81 isabet oranı. Kornerler 12'ye 1. Zaten ilk yarıda neredeyse Galatasaray kornerlerin büyük kısmını 8 kornerle ilk yarıda bulmuştu. Onu belirtelim. İlk yarı yani hani Fatih Hoca diyor ya, e, üretik şey yapamadık diye. ilk yarı öyle çok üretilen bir yarı değildi. Hem Galatasaray hem maç için söyleyebiliriz herhalde bunu. Sezonun İki genelinde de öyle oluyor Galatasaray'da. Acaba Tolga yarınki program için söylüyorum. İlk yarı, ikinci yarı gol beklentileri Kıyası mı yap i̇statistik, yapalım? İstatistik evet. Acaba enteresan bir şey değil mi? Olabilir. mesela sezon boyunca ilk geri gol bekleyen de stoptan kaç? de çarşamba istatistik günümüze tamam. yapalım onu. Diğer takımları da alabiliriz. İkinci geri gol bekleyen stoptan kaç? Çünkü Galatasaray bu sezon 20 maçın 10'unda ilk golü yedi. Galatasaray'ın hikayesi nasıl gelişiyor bu sezonun genelinde? İlk golü yiyor. Ondan, Ondan sonra özel ikinci yarıda panikle hücum ediyor. Kaotik bir şekilde... Ön tarafta kalabalık düşüyor. Oyuncu değişiklikleri, çift santifora dönüşler. Biraz belki toplam istatistikler o yüzden her şeyi hikayenin tümünü anlatmıyor olabilir. Olabilir. Çünkü 1.91 gol beklentisi ama ilk yarıda kaç? 0.43 mü? 0.43. 0.43 43 E 1-0 geriye düşüyorsun. İki farklı maç oynuyor Galatasaray birçok evet. maçta. Ve yetmiyor. 7. Geriden geliyorsun. 10 defa 20 maçın 10'unda geriye düşmüşsün. Bir defa Galatasaray'ın problemlerinden biri bu. Rakip de 90 dakika savunacağını 45 dakika ağır baskı altında savunuyor. Dolayısıyla bozmak Bir de ayrıca kolay mesela şut hissesi yüksek Galatasaray'ın. Ama Beşiktaş 3 gol beklentisi yapmış. Galatasaray 1.91. Doğru. Ee, toplu oynama hissesi yüksek Galatasaray'ın. Doğru. Beşiktaş rakip ceza sahasında 43 kez toplu buluşmuş. Galatasaray 30. Yani yarattığı kaos kadar da net pozisyon yaratıyor mu o da şüpheli. Doğru. Galatasarayların bence dolayısıyla birinci madde ne yazdık? Galatasaray'ın problemleri madde bir. Çok fazla geriye düşüyor. 20 maçın onu da geriye düşmüş. Ondan sonra panikle hücum etmiş. Niye bu kadar çok geriye düşüyor? Galatasaray'ın problemleri madde iki. Galatasaray sürekli sorunu gole de arıyor. Bana tek sorun buymuş gibi gelmiyor. Galatasaray'ın oyununda da bir problem olduğunu, genel olarak bir problem olduğunu, gole çevirememe problemlerden biri doğru. Ama diğer problemlerini de üzerine örttüğünü düşünüyorum. Mesela Jack ne geldiğinde İngiltere'den geldiğinde çok iyi seviyedeydi. Sakatlanma önce mesela o seviyede değildi. Mustafa Muhammed Mısır'dan geldiğinde çok Doğru. iyi seviyedeydi. O seviyesini zamanla kaybetti. Çıkalda o geldiğinde dinamit gibiydi. Hastalığın da etkisi olabilir. Çıkalda şu anda yokları oynuyor. Morutsan geldiğinde vay be farklı oyuncu driblingçi, asist gol filan 2-3 maç dedik. Şimdi yokları oynuyor. Berkan geldiğinde şöyle uçuyor, böyle kaçıyor, şu kadar top kazanıyor. 150 kilometre koşuyor falan Korkunç top kayıpları yapıyor. Taylan geçen sezon seviyesinin, seviyesinin çok gerisinde. Fanhanolt Euro 2020 ve Premier'lik seviyesinin çok gerisinde. Fanhanolt, onu ayrı bir parantez açmak isterim. Geldiğinden beri bir şey değişmedi fazla. Yani evet, bahsettiğiniz oyuncular yukarıdan aşağıya. 2020 ayırken. ve Premier League'i kastetti Tamam. O seviyenin çok gerisinde. Yani Galatasaray'da bu kadar çok oyuncunun geriliği olması farklı sebepler olabilir ama bu kadar çok oyuncu geriliyorsa da ortak bir sebep de olabilir altında. Niye Galatasaray'da çok az oyuncu ileri giderken birçok oyuncu geriye gidiyor? Şimdi böyle de bir ikinci madde yazılabilir. Dolayısıyla mevzu sadece Halil Dervişoğlu bu arada. Halil Dervişoğlu da geriye gidiyor. Birçok oyuncu var geriye giden. Neden bu kadar gerileme var? Çalışıyorsun. Çalışmanın karşılığı olarak ileri gitmen lazım ama geriye gidiyorsun. İkinci madde. Üçüncü madde de aslında aylardır bunu dile getiriyorum ama bir kez daha dile getirmenin yeri geldiğini düşünüyorum. Şimdi kaç %63'te top oynamış değil mi Galatasaray? Doğru. Galatasaray'ın Avrupa Ligi performansı ortalama %44'te topla oynuyor. Rakibiyle topu paylaşıyor. Hatta rakibi daha fazla oynuyor. Doğru. Müthiş bir geçiş stratejisi, müthiş bir geçiş performansı namalip gruptan çıkıyor. Ama orada bu geçiş oyunu içinde Berkan, Taylan onların bir arada bulunduğu orta saha çok iyi görünüyor. Çünkü rakip de topu istiyor senden. Dolayısıyla Berkan, Taylan'ın top kazanması, serseri top elde etmesi, pas arası yapması onların performansını yukarı taşıyor. Lige geliyorsun. Ligde Galatasaray %60 ortalamayla topla oynuyor bakayım. Yaklaşık %60. Bu maçta %63. O zaman bu orta saha işlemiyor, yaramıyor başka bir strateji geliştirmen lazım. Berkan burada korkunç görünüyor. Berkan Topa. bu maçta 45 dakika oyundan çıkmak zorunda kalıyor. Topa sahip olabilen bir orta saha değil. Evet çünkü top sende. Rakip evet. topu sana bırakıyor. Avrupa Ligi'nin giresi soru sensin. Orta değil. Ama burada sen büyük takım gibi davranman gerekiyor. Topu kullanman, topu kesmemen gerek. Topu kullanman gerek. Top kullanmaya kalktığında da bu orta saha yetersiz kalıyor. Berkan, Taylan, Aytaç vesaire. Bu orta saha yetersiz kalıyor. Ve bu, bunları ısrarla görmezden gelip Galatasaray Teknik ekibi bunları görmezden gelin. Sadece biz pozisyon değerlendiremiyoruz. Buraya bakın diyorlar. Bence bu doğru tedavi olmanız için doğru teşhisi yapmanız lazım. Bu doğru teşhis değil. Sizin az önce Berkan'ın top kayıplarıyla alakalı olarak zaten şey geldi bundan sonra. Bu pozisyondan sonra gol geldi. Evet. Tekrar başa alabilir miyiz? Ya da izleyelim sonuna kadar. Tamam. Burada gol geldi. Şey olduğu için, Pierre olduğu için kesmeyelim. Şimdi burada Işık Kağan'ı oynayacak. Tekrar geri. Şimdi burada top kaybını kime sizce yazmak lazım? Işık Kağan'a mı, Berkan'a mı? Karmaşık bir pozisyon ama Berkan daha iyi pozisyon olabilir de Evet. Peki oradaki tek opsiyon. Berkan'ın geri dönüşü de çok yavaş değil mi? Berkan genel olarak evet biraz zaten hareketleri yavaş. Ya bu pozisyon özelinde Işık'ın pası da çok iyi değildi diyebilirsin. Bakın bu pozisyon özeline Borussia'nın geri gelişine minimize bakın. etmek istemiyorum. Ya burada hazırlıksız yakalanıyorsun, dengesiz yakalanıyorsun. Artık burada savunma yerleşimi çok zor. Ama Berkan'ın yarınki program için alabiliriz. Berkan ilk yarıda bunun dışında evet. 9'da 28'de ve 42'de 3 tane daha çok benzer top kayıpları, kötü top kullanımları olur. 9'da 28'de ve 42'de. Yarını alabiliriz. Berkan genel olarak uzun zamandır ben altını çiziyordum. Bu Galatasaray orta, orta sahasında Berkan performans niye bu kadar abartılıyor diye. Bu, bu orta sahada rolü belki yanlış. Yani Berkan top kullanan ya da en azından Galatasaray orta sahasında top kullanması beklenen profilde bir oyuncu mudur diye sormak lazım değil evet. mi? evet. Ve süper topu kullanman gerekiyor. Süperlikte önce... kesmek, pasarası arası yapmak değil. ikinci liş. Değil. İkinci liş. Avrupa Ligi'nde birinci liş. Galatasaray orta sahasıysan başka türlü bir şey. Büyük takımsa evet. mesela Beşiktaş orta sahasında... Ee, Piyaniç, Beşiktaş orta sahasında Josef, Beşiktaş orta sahasında Atiba Beşiktaş orta sahasında Emirhan iyi top kullanıyorlar. Doğru. Diğer özelliklerinin yanı sıra. İyi Çok top doğru. Kur. Mert iyi top kullanıyor. İrfan iyi top kullanıyor Fenerbahçe'ye bakarsın. Ama Galatasaray'da Berkan, Taylan Aytaç özellikle Top, top, top kullanmak kullanma birinci biraz, melekeleri değil sanki. Evet. Zafiyet gösteriyor. Taylan'ın bu konuda eski oranla biraz daha geriye gittiğini de daha önce programlarımızda konuşmuştuk. Evet. Yani daha önce top kullanan, uzun top atan oyunun yönünü değiştiren pasları vardı artık onları da denemiyor. Daha e, sabit bir profil, oyuncu profili. Çiziyor. Emre Kılınç bak az önce geriye gidenleri sayarken unuttum. Emre Kılınç geriye gidiyor. Ya bu adam milli futbolcuydu Galatasaray'a gelirken. Emre Akbaba evet büyük sakatlıklar geçirdi ama Galatasaray'da gösteremediği performansı Alanya'da gösterdi. Enteresan yani. E karşı takıma verdiğin kiralık oyuncular önce Yunus Akgün, sonra Okan Koçuk. Sezon genelinde zaten performansları iyi. Sana karşı da iyi. Bu zafiyetleri de konuşman lazım. Herhalde e, hocanın kaçtı diye düşündüğü pozisyonlardan bir tanesi. Üç kez üst üste şut şansı buldu ya Galatasaray. Altı pas içerisinde herhalde ondan. En net pozisyon bu doğru pozisyon. ama bu netlikte o, az önce kaç gördüğünüz... tane var ki? Yani bu netlikte çok fazla yok. Şut ee, istiği evet. çok ama net pozisyon istatistiği Galatasaray'ın bu, bu en net, çıkaldığı morutan en net pozisyonuydu maçın. Işık Kağan Aslan da sakatlandı hemen e, maçın başlarında. 18. dakikaydı değil mi? Lühündama ile. Bir talihsizlik oldu. Değişti. Evet, Marka'nın yokluğu da çok fazla hissediliyor Galatasaray'da. Hissediliyor. Onun da altını çizmek lazım. Oyun kurulumunda Berkan'ın üzerindeki yükü artırıyor. Bu sefer Berkan'ın zafiyetleri ortaya çıkıyor. Marka olmadığı zaman. Çünkü Marka'nın en son bir arada olduğu zaman... Galatasaray iki taraflı çıkabiliyor. Markan son bir arada olmayınca Berkan daha fazla giriyor. Stoperlerin arasına daha fazla topla buluşuyor. Ve bu sefer yapamadıkları daha fazla göze batıyor. Evet. Markan'ın yokluğu Berkan'ın da, Berkan da zafiyetlerini ortaya çıkarıyor. Kerem'in de tabii ki. Ya tabii çok büyük eksiklikler. Altı çok Fegule eksik, lazım. Kerem eksik, Marka, Muhammed çok önemli eksiklikler. Ama Beşiktaş'ın da öyleydi. Oyun anlamında Galatasaray'ın üretemediğini özellikle ilk yarıyı bir kez daha boşa harcamak diyebilir miyiz? ilk yarıyı yani sıklıkla daha önce kullandığımız genelde yine dün, bu maç içinde. yo yo bu maç içinde söyleyebilir miyiz diyorum. Söyleyebiliriz herhalde değil mi? Söyleyebiliriz. Mesela ben şunu merak ediyorum. Fatih Terim ne diyor müsabaka sonrası? Ben diyor kariyerim boyunca zaman istemedim. Şimdi zaman istiyorum sizden. 3 yılı ben boşu boşuna söylemedim. Arkamda diyor sadece kupa, madalya, şampiyonluk değil. Değişmiş bir Galatasaray takımı yeni bir jenerasyon bırakmak istiyorum diyor. Acaba madem Galatasaray bu sezon özellikle Süper Lig'de artık sonuç almaktan ziyade bir değişim dönüşüm hedefi içinde. Şimdi dün bakıyorum kulübede Atalay var Bartu var. Merkez oyuncular bunlar orta saha oyuncuları. Yani bunlar acaba Berkan'dan kötü performans gösterir. Özellikle Bartu ile ilgili beklenti yüksek. Bartu U19 milli takımıyla son 3 milli maçta önlüber oynamış. 3'ünde de birer tane asist yapmış biliyor musun? önlüber oynamış. Son 3 üç maçın 3'ünde de birer tane asist yapmış. Ön tarafa duran topları kullanıyor. Bartu'nun ayağı da iyi, kumaşı da iyi. Acaba görsek mesela Emirhan'ı görmesek, değil mi? Emirhan İlkan diye bir oyuncuya şans verirse Emirhan İlkan'ın farkında değildik. Doğru. Acaba Bartu hani Fatih Hoca muhakkak daha iyi bilir ama yani bu Berkan'dan kötü olabilir mi? Berkan oynuyor, Aytaç oynuyor orada. Olmaz geleceğe yönelik, geliyor bana. Geleceğe bir jenerasyon bırakmaksa hedef. Hedef e, buysa, Aynı zamanda bu hedefle birlikte bir oyun planı. Sürdürülebilir bir oyun planı bırakmaksa mevcut kadro bu oyun planına oynayamıyor. Evet. Birinci önermemiz bu. Değil mi? Bunu evet diyebiliriz. Eğer oyun planı sabit kalacaksa oyuncuları değiştirmek lazım. Bahsettiğiniz noktaya geliriz. Eğer oyun planından bahsettiğiniz noktaya gireriz genç oyuncularda Oyun planı zaten sabit kalma mecburiyeti yok ise bu oyuncular yine olmuyor. Yedeklerden, gençlerden yine takviye alınabilir. Yani iki farklı senaryoda da sizin söylediğiniz en makulü gibi. Yani genç kardeşlerimizin denenmesi en makulü gibi Ahmet görünüyor. Ahmet Can nasıl denendi, oldu. Serdar Saatçı denendi, oldu. Çünkü aynı jenerasyon oyuncular. Emirhan İlkan aslında bunlardan küçük. Denendi, oldu. Işık Kağan'ı hoca denedi. Olacağını umut ediyorum. Ki onlardan büyük Işık Kağan. Bartu Elmas. Orta ee, alanda topu kullanacak. Oynadığı maçlarda almışsın. çünkü iyi iyi izlenimler bırakıyor. iyi işler yapıyor. Acaba şans bulamaz mı diye insan aklından geçiriyor. Selçuk Hoca ara sıra diyor mudur? Çıkıp oynasam diye. Mesela onun pozisyonu. Onun fikrini çok merak ediyorum. Ne düşünüyor acaba Atalay'la ilgili, Bartu ile ilgili? Ama çok o konularda izlenimlerini duyamıyoruz. Genelde hakemden şikayet ediyorlar onlara mikrofon uzatıldığı zaman. Şimdi bu maçtan da iki tane pozisyon aldık değerli izleyenler. Bir dakika pozisyon kağıdımızı bulalım. Önce sevgili Reji 15 numaralı pozisyon burada Oğulcan Çağlayan'ın bir penaltı beklentisi oldu. Dakika 67. Ha şu pozisyon. Burada ne derse Sanki hamlesini, şimdi hamlesini yapıyor burada. Yok, vuramadı. Burada bir kargaşa oldu. Pelüpesi ve Zeki. Yani onun penaltı olmasını gerektirecek bir evet. durum yok gibi geliyor bana. Blok yapmaya çalıştılar Pelüpesi ve Zeki. Ben de öyle hissettim. Sanki doğal akışında, hayatın doğal akışında yaşanan bir pozisyon gibi. Bir de e, pozisyon, 21 numaralı pozisyon sevgili reji. Dakika 80. Burada Aziz Beyç ile Barış Alper Yılmaz'ın bir mücadelesi var. Attı topu. <laughs> burada yerde kaldı Barış Alper Yılmaz. Hakem arada kardeşler de ha şu hamle burada net görünüyor. Boynuna geliyor eli. Burada şurada ha. Evet. Ee, Aziz Bey için topla oynamaktan ziyade rakibin geçmesini engellemeye çalıştığını söyleyebiliriz herhalde evet, değil ceza mi? Ceza alanı dışında Ama zaten ceza alanı dışında. Ama faal verilebilirmiş. Dışında... Çünkü hani Barış'ın koşusunu değil. kesmiş. Cezaın dışında evet. Faal Bu doğru kararda faal olması gerekir. Faal olması ceza gerekir. sahası çizgisinin hemen dışında. Bu pozisyonda devam kararı çıktı. Galatasaray gezeti. Onun dışında şöyle bakıyorum Uğur Bey hani öyle tartışmalı bir şeyde pozisyonda yok. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Uğur Bey, Galatasaray GZT Giresun spor maçı tekniği, taktiği, oyuncu tercihi tartışmalı pozisyonu. Çünkü bir araya daha gideceğim. Çok teşekkür ederim. Yarın alırız bazı Berkan Özellikle Berkan ve Morut Usta'nın kayıtlarını isteyeceğim. Orta kurgusu olarak mı? Evet. Yarın onları değerlendiririz. Tamam o zaman. Şimdi bir aramız daha var değerli izleyenler. Aranın ardından da Trabzonsporlar e, Trabzonspor'la devam edeceğiz. Değerli izleyenler Fanatik Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza Puhaç geldi demiş. Trabzonspor Union Berlin'den kiraladığı Puhaç'ı dün akşam saatlerinde şehre getirdi. Polonyalı sol beki havalimanında bordo mavili taraftarlar karşılarken 22 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak. İşte kontrat detayları başarılı futbolcunun kiralama bedelinin yaklaşık 200 bin euro olduğu öğrenildi. Sezon sonuna kadarki maaşı ise 400 bin euro. 1997 doğumludan küçük olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre 14. yabancı olarak lisansı çıkarılacak. Poğaç cumartesi günü Sivas Spor maçında kadroda yer alabilir demiş gazete. Trabzonspor'un ihtiyacı olan orada rotasyonda derinlikte sıkıntı yaşadığı bir mevkiye takviye yaptı. Özellikle de stoperde kullanırken. Denizvili'nin o bölgede çok daha verimli olduğu ben kendi açımdan en azından defalarca burada e, dile getirmiştik. Değerli izleyenler ve Uğur Bey maçla alakalı isterseniz Trabzonspor, Tabii. Öznur Kablo yeni Malatya spor karşılaşmasıyla e, başlayalım. Vakayem'e döndü. Çok da iyi döndü. Trabzonspor'da ama üretim anlamında ya da oyun anlamında nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı? Sanki daha böyle hani fırtına diyoruz ya spor basını da medyası da çok seviyor fırtına konusunu. Sanki çok fırtına gibi değil miydi ne dersiniz? Bölüm bölüm. Bölüm bölüm. Saman alevi gibi. Mesela 10 dakika güçlüydü sonra o dozaj biraz düştü sonra tekrar arttı. Ama ilk yarının sonunda da Malatya'nın tek pozisyonu 45 artı 3'teki Kubilay'ın çok net pozisyonu doğru. doğru ama tek pozisyonda oydu Malatya'nın. Ya ilk yarı boyunca Malatya'nın başka pozisyonunda yoktu. O Münir Kubilay pozisyonu dışında. Trabzonspor'un kontrolünde ve birden fazlasında atabileceği şekilde geçti Doğru. oyun. İlk 45 için söylüyorum. Doğrusu söylemek gerekirse. Malatya Spor'da biraz Rize spor gibi buldum. Henüz ikinci yarı açamadı gibi. Tabii çok transfer beklentisi var orada. Anlaşılan oyuncular var. Önümüzdeki hafta sahaya çıkacak. Anlaşmak üzere olan oyuncular var. Onun etkileyebileceğini düşünüyordum Spor'un performansını. Etkilediğini de gördüm. Yani sanki soyunma odasına artık şu yeni oyuncular gelecekse gelsin de bir er meydanına çıkalım. Kim oynayacaksa görelim havası oluşmuş sanki Malatya'da da. Çok viteslerini ben iyi bulmadım. Özellikle ilk yarıdaki viteslerini. Bakayım da bıraktığı yerden devam ediyor. Yani gerçekten çok severek yapıyor işini severek yaptığı zaman çok keyif veriyor. Çok keyif alıyor, çok keyif veriyor. Etrafındaki herkesin verimini artırıyor. Yine yoktan bir gol çıkarttı. Bir tane de Abdülkadir'e bu golden 5 dakika sonra araya attı top. Abdülkadir'in aşırtması. O da çok net pozisyondu. 30 dakikada 2-0 yapabilirdi Trabzon. Doğru. Yani ligde çok az oyuncu var böyle varlığı işte şu. Varlığı çok şey etkiliyor, çok şey değiştiriyor. Bakayım sağda olunca Vakayeme i̇şi artı 10 oluyor Trabzon. Ve estetik e, izlemesi keyifli şekilde kolaylaşıyor Trabzon işi. Estetik ve verimli. Vakayeme artı 10 oluyor. Yani takım bir anda Vakayeme ve onun onu arkadaşı gibi oluyor. Sanki mahalleye gelmişler. Topun sahibi Vakayeme. arkadaşlar da onunla beraber gelmiş. Onun istediği gibi gelişiyor her şey. Malatya maçında özellikle özellik 45 dakikada oyuna çok tesir etti Vakayeme'nin varlığı. İkinci bir önemli detay da şu Cornelius görüntüye gelince aklıma geldi daha çok Gameli ile eşleşti. Avuko, Gameli ile. Evet. Aralarında bir 5-6 santim boy fark var. Gameli de uzun oyuncu ama Cornelius da çok uzun. Hava toplarında genelde aldı. Trabzon'da ikinci oyun planı, ikinci başarılı oyun planı Cornelius'un aldığı hava topları üzerine oldu. Golü de bir yüksek topla ayağıyla attı ama yine bir yüksek topla attı. Yani onun da form grafiği hiç irtifa kaybetmeden devam ediyor. Trabzonspor fırtına gibi değildi belki ama kazanmasına yetecek kadar beceriyi oyunu sahaya yansıtmayı başardı. Zorlanmadan kazanmasına yetecek kadar oyunu sahaya yansıtmayı başardı diye özetleyebiliriz herhalde. Bu maçta hafta sonu oynanan maçlarda aslında başka pozisyonlarımız da var ama süremiz el verecek mi hepsini aktarmaya? Çünkü daha bu akşam Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Dolayısıyla pozisyonları belki sonraya da bırakabiliriz. Çok fazla tartışmalı pozisyon ön planda çıktı. Şimdi Trabzonspor Öznur Kaldı yeni Malatyaspor maçından hemen birkaç tane pozisyonumuz var. Onları paylaşalım sizlerle. Dakika 2. <laughs> Avukunun Dorukana müdahalesi ceza sahasında çizgi üstünde. Bakın şurada. Burada devam kararı çıktı ama aslında çok klasik. Çözülmesi çok zor olmayan topla rakip karışık. Tehlikeli hareket bana sorarsan. Sağ diziyle, avuku sağ diziyle Dorukan'ın sol dizine tehlikeli bir darbesi de var burada. Video Kaçınmaya hakemin, çalışıyor ama. Video hakemin müdahale etmesi gereken pozisyon. Çünkü, destek ayağı gergin ve yerde evet. yani. Çünkü hareket bu arada çizgin bir çizgi dışı mı? Nasıl yorumladınız? Şimdi ayak çizginin içinde bakın. Ama sol ayak çizginin içinde darbenin Darbe olduğu yer. Darbe de yaranın, sol dizde bak. Tam anladım sol dizde de var. Ee, Gördünüz mü? Sadece mi? sağ değil. Yok. Asıl orada zaten. Toptan önce esiniyor. oraya çarpıyor. Evet tamam. Sanki bu penaltı Video hakem müdahale etmesi gereken pozisyonmuş. Değerlendirirse daha iyi olurmuş. Tabii tabii. Zaten penaltı olmasa video hakemin müdahale alanına girmeyecek. Ama penaltı yok. şüphesi var. Video hakem müdahale etmeliymiş. Katılıyorum. İki numaralı pozisyona gidelim. Yaralayıcı bu maçın da olabilirmiş bu. yani. Dakika 2 hemen maçın başı yani. Ya maçın neredeyse ilk pozisyonu. Şimdi dakika e, 6'ya gideceğiz. Burada tabi hiç hoş olmadı. Ekranlara yansıması. Perez'in Karim Afez'le mücadelesi. Evet, bunun, bunun da hiç tartışması yok. Evet. Ya yani bu şey falan değil. Yani Topla ilgisi yok. Ilgisi bilinçli. Yok surata yapılmış net bir darbe, net bir tokat, net bir kırmızı kart. Hiç tartışması yok. Bu görülmedi tabii. Hakem herhalde biraz. Ama video hakemde bunun için var. Fırat Aydın'ın uzakta. Bugün Zaten kaç kere söylediniz ka bunu? Evet, bugün çok söyledim. değil Ki mi? Pozisyonların e, bakın burada daha söyleyeceğiniz bir sürü şey var. Değerlendireceğiniz bir sürü pozisyon var. Onları girmedik bile yani. Evet neden böyle oluyor? Ya bugün kaç kere söylediniz bu durumu? Bu maçın varı kim? Bu Ali Şansalan. Değil. Enteresan. Türkiye'de video hakem eğitimleriyle ilgili bir sıkıntı var. Yani bunun, bunun çözülmesi lazım. Bariz bir şekilde var ki herhalde bugün Çünkü bir 10 Çünkü bu tam tanımı kaçırılan işte. mis Dinsen'ın kaçırılan hadisi hakemin yakalayamayacağı türden zaten genelde hakemler bunu yakalayamaz. Yakalayamayacağı türden bir hadise. Tam video hakemin karışması gereken detay bu. Yani neden buna karışmaz? Niçin var ki video hakem o zaman? Şunu dikkat edin ya. Video hakemlere maaş ödemeyin. Video hakemler niye var? hani şu Madikan'ın dediği pozisyonlarda doğrudur yanlıştır o ayrı konuda da mesela şu pozisyon işte az önce yine Dorukan'ın Dorukan'ın pozisyonu e, Beşiktaş Rize maçındaki Yine orta hakemin yakalayamayacağı, video hakemin varlık nedeni olan Joseph'in itilmesi. Ya da çekilmesi. E, video hakemler bunun için var. Evet. Şimdi devam edelim. Dakika 17. 4 numaralı pozisyon. Burada Hüseyin'le uzun bir top. Hüseyin'le Kubilay koşacaklar. Burada kim kime faul yaptı? Ya bunu özellikle şu yüzden istedim. Hüseyin yine kısa kalıyor pası. Maçın sonunda da olacağı gibi. Daha doğrusu dokunamıyor mu acaba? Yok dokunuyor, dokunuyor, dokunuyor da mu? pas kısa kalıyor. Dokunuyor. Bak sağ ayağına evet, evet, dokunuyor. Evet, evet, pas doğru. yine kısa kalıyor. O yüzden o ekstra hareketi yapıyor rakibi geçmesin diye. Ama Kubilay'ın da bakın şurada elini koydu. Evet. Bu Ondan biraz doğru. karmaşık. Burada yani e, tekrar bakalım. Zaten gösteriyor Fırat hoca Kubilay'ın çekiliyor diye. Evet. Bunu şimdi diğer pozisyonu. Ha bu açıdan bunu... daha net görünce. tamam. Çekme var mı yok mu? Eli koyu. Bir çekme var. Tamam. Burada burada sorun yok. Ama diğer pozisyon. 18 numaralı pozisyon. Aynen öyle zaten sıradaki pozisyonu. Tabii tabii sıradaki bu. Yine geri pas. Kısa kaldı. Yine kısa kalıyor bak. Hüseyin iki pozisyonda da aslında geri pasları kısa kaldığı için bu şeyler oluşuyor. Tartışmalar oluşuyor. Daha sonrasındaki şu hamlesi de şu. Bu net bir faul Ceza sahası içinde değil mi? Ceza sahası içine diye anımsıyorum. Bakalım. Şeyden görebilir miyiz? Bak, i̇çin, şu an girdiler. Içinde, zaten, evet. evet içinde. Bu da penaltı olarak herhalde Evet. Bakayım şuradan daha net bir yok. Bu Genelde... net bir penaltı. Evet. Ha, buradan göreceğiz. Netli bir evet, penaltı içeride. toplu oynama şansı da yok. Direkt rakibe yapılan hareket. Bariz gol şansı olarak değerlendirilebilir mi? Top biraz açılmış. Top açıldığı Sanki... için evet bariz gol şansı olarak değerlendirilemez. Boğulcan hakim diyebiliriz herhalde artık. Bariz gol Burada şansı penaltı değil, sarı kart. Ama. Penaltı sarı kart daha doğru olacak herhalde. Dediğiniz gibi geri pas konusunda birkaç kez gördük bunu. İki pozisyonda Hüseyin'de. da dikkat edersen geri pasın şiddeti düşük kaldığı için bu kargaşa yaşanıyor. Hüseyin'in bunlara dikkat etmesi lazım. Ama orada da ne kadar şiddetli vurabilir ki geri pası? yani Ya da, da yönü mü? Sanki... Evet bu o kadar şiddeti düşük değil de aslında yönü de iyiymiş özür dilerim. Uğurcan belki biraz daha Evet erken davransa. Burada aslında var. gereksizmiş. Topa da Uğurcan vuruyor yani. Şey çok hızlı geliyor. Geri pas Osman, kararsızlığı mı diyelim ne diyelim? Hacı Osman çok hızlı geliyor. Hüseyin'in bir geri pas kararsızlığı diyelim o zaman. Burada şiddeti yetersiz demeyelim düzelteyim. Bir pozisyonumuz daha var bu karşılaşmadan. Burada ilginç bir an olarak yine haftanın elimizde kalan görüntülerinden birisi oldu. Şimdi Ertaç tam degaj yapacak. Bitti diyor hakem. Bakın kalemle çizilmiş gibi düzgün bir şekilde şeye gönderiyor... Fırat Aydın Usta gönderiyor. Fırat Aydın Usta video hakeme ya da yardımcılarına soruyor. E, bilinçli olarak mı bana attı topu diye soruyor. Çünkü görmedi. Onlardan yardım almaya çalışıyor. Kart kullanması gerekir mi gerekmez mi diye. Bu arada Ertaç özür dileyerek geliyor. Ama tabii aradan vakit geç, geçti yani. Evet. Demek ki yardımcıları ya da Monitör hakem de öyle değerlendirmediler demek ki. Ertac'ın bilinçli bu topu attığını değerlendirmediler demek ki. Vallahi iyi nişanlamış anlamış yani. Attıktan sonra da sola dönüyor ve gidiyor. Burada kart olsa eğer yani hani nasıl yakalanırdı yardımcı hakem ya da e, var hakemi deseydi hocam direkt sana attı diye o zaman ne olacaktı? Şey? Kırmızı, ya, Kırmızı kart. Mı Onun olacak? sarısı olmaz. Kırmızı. Kart olursa kırmızı, olmayacaksa olmayacak. Artık kamuoyunun taktiğine bırakalım bu pozisyonu. Yani bilinçli olduğu düşünülüyorsa, öyle yorumlanırsa kırmızı kart. O zaman Uğur Bey eklemek istediğiniz herhangi bir şey yok ise Fenerbahçe'ye geçeceğim. Pozisyonları eğer vaktimiz kalırsa Lütfen. en sonunda konuşuruz. E, Posta gazetesi geliyor ekranlarınıza. Fenerbahçe'ye zaferle başlamak istiyor. Süper Lig'in ilk yarısında taraftarını üzen sonuçlar alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. İkinci yarının ilk maçında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Sarı Lacivertliler taraftarı önünde kazanıp 2022'ye galibiyetle başlamak ve kendine yeni bir sayfa açmak istiyor. Fenerbahçe'de 6 ay dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Pereira'dan sonra Fenerbahçe'nin teknik sorumluluk görevini üstlenen ikilik. Bir kupa maçında takımına yenilgi yüzü göstermeyen Zeki Murat Göle Adana Demirspor karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda taraftarın bekleyişi sürüyor. Başkan Ali Koç ve Sarı Lacivert yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Gözler başkanda demiş gazete. Peki e, kritik gün diye bir başlığımız da var ama maçla alakalı olarak nasıl bir 11 tahmin etmiş gazete? Fenerbahçe için kalede Berke, Ferdi, kim? Salay Novak Sosa Crespo, Samuel Mesut, Pelkas ve Valencia 11'ini tahmin etmiş. Adana Demirspor içinde Kayada Muriç, Svensson, Tayip, Samet ve Kaan. İstanbul'i Belhanda, Castro, Yunus, Vargas veya Son Balonga tahmin ediyor Adana Demirspor'un 11'i içinde. Dedik ki söze başlarken keyifli, heyecanlı, seyir kalitesi yüksek bir karşılaşma olmaya namzet bir maç. Haftanın kapanış maçı. İki takım da ligin en fazla hücum aksiyonu üretenler arasında Fenerbahçe 261, Adana Demirspor 265 şutla ilk 5'teler. İlgin en fazla şut üreten 5 takımı içindeler. Balotelli'nin yokluğu şüphesiz ki Adana Demirspor için kritik bir eksiklik. Oyun planlarında bir miktar etkileyecektir çünkü yüksek topları indirme ve ee, ikinci toplarla hücum şansı yaratmadı. Önemli bir koz Balotelli ama Ason Balonga'da dribling özelliği olan savunma arkası koşuları iyi yapan son vuruşları iyi, 5 gol 2 asist oynuyor bu sezon. Hani Aldığı dakikaya oranladığın zaman ortaya koyduğu verim çok yüksek ligin en iyi yedeklerinden biri Ason Balonga. Dolayısıyla onun da Balotelli'yi aratmamaya gayret göstereceğini tahmin ediyoruz. Fenerbahçe'de uzun zamandır böyle bir şey duymamıştım. Kaleci 6 ay dışında eksiklik yok diyor uzun zamandır hani bu kadar oyuncunun hazır ve sağlıklı olduğunu hatırlamıyorum. Fenerbahçe dolayısıyla e, bu maçta hani Zeki Murat Göre ve teknik ekibinin bahanesi de yok. Geniş bir perspektifle geniş oyuncu havuzundan eee seçecekler Fenerbahçe 11'ini. Biraz daha bu hani e, pergelin sabit ayağını koyabilecekleri, bundan sonra gelecekle ilgili oyun projeksiyonu oluşturabilecekleri müsabaka olacak herhalde. Oynamak isteyen takım karşınızda oynamak isteyen takım olması avantajdır. Siz de mümkün olduğu kadar yetenekli oyunu seçebilirsiniz. Yani klasik kapanan takıma karşı olmayacak bu sefer Fenerbahçe'nin sınavı. Oynamak isteyen takıma karşı olacak. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yetenekli oyunu seçebilirsiniz. E, Ferdi'nin sabek başlayacak olması başlayacaksa önemli. Çünkü Ferdi'siz Fenerbahçe oyun çok sakat kalıyor, sakatlanıyor. Ferdi'nin varlığında oradan hücum planı çok daha ekstra oluyor, çok daha artı oluyor. Ee, muhtemel 11'de Mesut'u, Pelkas'ı gördüm. Beraber oynama alışkanlıkları artırma adına önemli. Valencia sakatlıktan tam %100 dönememişti ama bu arada bizim 11'imizde Valencia yok bizim muhtemel 11'imizde. Bizim muhtemel 11'imizde Pelkas da yok. Mesut'la İrfan için aynı şey söylenebilir tabii ki çok yetenekli oyuncular. Ee, Elbette. Valencia sakatlıktan %100 dönememişti. Türkiye Kupası maçında özellikle ilk bir saat çok çalışmasına rağmen çok gol kaçırmıştı ama ee, ısrar edeceğini düşünüyorum Zeki Murat Gönü Valencia Çünkü Valencia çok özel bir santrifor. Oynamaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin elindeki seçenekler o kadar çok ki muhtemel 11'lerde 2 tane 3 tane farklı oluşuyor. Çünkü derin bir kadrosu var. Hani Ferdi de başlayabilir, Samuel de başlayabilir. Sabek de işte İrfan da Pelkas da başlayabilir. kanatta. Merkezde işte burada biz Zaytis'i koymuşuz gazete kres boy koymuş. Evet. Serdar Valens değil mi? Ne kadar kadro derinliği var. Beşiktaş Galatasaray bu hafta öyle kadro derinliğiyle çıkamadılar. Sonra. Çok eksikleri vardı. Fenerbahçe o anlamda avantajlı. O zaman süremiz bitmeden kritik gün başlığını da getirelim. Ekranlarınıza Joachim Löw ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kat edildi. Ancak transfer bütçesi konusunda anlaşma sağlanamadı. Slaven Bilic ise resmen Beijing Guan'dan ayrıldı. Koç grubuna ait bir uçağın Çin'e gittiği iddiası heyecan yarattı. Hoca konusunda bugün flaş bir gelişme yaşanabilir. Bugün Löv ile bir görüşme daha yapılması bekleniyor transfer bütçesiyle ilgili anlaşma sağlanamamış. Bugün bir görüşme daha yapılması bekleniyor. Diğer aday olan Slaven Bilic, Beijing Guan'da olan sözleşmesini feshetti. Resmen feshetti. Çin ekibi koronavirüsün futbolu etkilemesi nedeniyle Hırvat çalıştırıcının ayrılık kararı aldığını bildirdi. Başarılı teknik adamın fesi haberinden sonra gelen bir iddia daha da büyük heyecan yarattı. Koç grubuna ait özel bir uçağın Çin'e gittiği öne sürüldü. Hırvat basınında yer alan haberlerde de Fenerbahçe ile Bilic'in el sıkıştığı belirtildi. Teknik direktör konusunu bir an önce sonuçlandırmak isteyen yönetimin bugün önemli bir adım atabileceği belirtildi. Adaylar ikiye düşmüş. Evet. Bu sabah itibariyle. Euro 84'te Derval ve Selinovic, Piontek ve Lucescu. 8 takımın 4'ünün hocası bu biliyor musun? Euro 84'de sadece 8 takım katılıyor. 8 hoca var. 4'ü Derval, Piontek, Veselinovic, Lucescu sonradan Türkiye'ye çalıştı. Bunlar da Euro 2008'de çeyrek finalde karşılaştığımız Zırvatistan'da yarı finalde karşılaştığımız Almanya'nın hocaları. O aklıma geldi. Biz bu Avrupa şampiyonlarındaki hocaları Süper Lig'e getirmeyi seviyoruz. Eğer ikisinden biri olursa tabii ki ikisi de çok değerli hocalar. Bakalım ne olacak gelişmeler. Değerli izleyenler bu akşam oynanacak Fenerbahçe Adana Demirspor karşılaşmasıyla e, ilk haftayı, ikinci yarının ilk haftasını tamamlayacağız. Peki reji e, vaktimiz var mı? Bir tane pozisyonluk vaktimiz var mı? Var peki. O zaman Alanya Spor Başakşehir maçından bunu özellikle e, Uğur Bey'e sormak istiyorum. Pozisyon 5. Ömer Ali'nin kartı, iptal edilen gol. Onu getirebilir miyiz ekrana? Çok garip bir pozisyon yaşandı. Hakikaten garip bir pozisyon yaşandı. Ne Çok... oldu? Ömer Ali golü attı. Golü attıktan sonra gol sevincinden dolayı bir sarı kart gördü. Tribünleri tahrik etti iddiasıyla. Sonuna inceleme yapıldı. Ömer Ali'nin faulü sebebiyle gol iptal edildi. Bu kez faul nedeniyle ikinci sarı kart gördü ve bir anda kırmızı kart gol attım zannederken kırmızı kartla oyun dışına kaldı. Şimdi şu tribünlere gidip yaptı herkes, sus işareti. Evet bu sarı kartı gerektirir mi? Ben ben biraz ağır buldum. Hayır şimdi şöyle bir durum var. Bu hareket sıklıkla evet. yapılabiliyor. Evet. Yani bu bunu ben abi görüyorum işareti yapan var, sus işareti yapan var. Yani bilemedim. Çok da uzatmadı. Bir tahrik sebebiyle oluşan orada kötü bir durum da yok. Peki faal bu mu? Faal bu. Burada basıyor bilinçsiz olarak. Evet. Tamam. Ayağına basıyor. Atak başlangıç fazı burası. Atak başlangıç fazı burası. Aynen öyle. Ama o ilk sarı kartı Mustafa Kürşat Filiz miydi bu maçın hakemi? Doğru. İlk sarı kartı i̇lk biraz lüks maçı oldu galiba değil mi? Biraz lüks oldu. Keşke o ilk sarı kartı göstermeseydi. Gol sevincinden dolayı orada biraz bir adaletsizlik oluştu bence. Yoksa gol iptali, ondan sonraki sarı kart bunlara diyecek bir şey yok. Hani bunları anlarım diyorsunuz. Ama mi? ilk sarı kart yani o pozisyonlara sarı kart göstermeye başlarsak hocam çok fazla sarı kart çıkar. Uzatmadı çünkü Ömer çok öyle tahrik edici bir gol sevinci değildi bence. Bu haftadan Akıllarda kalan bir andı bu da. Şimdi o zaman süremizin sonuna gelmişiz. Kapatma zamanı. Uğur Bey çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.